3. William Henry Bill Gates'in hayatı. 3. William Henry Bill Gates, ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, Amerikalı yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şu anda şirketin teknik danışmanlığını yapmaktadır. Hayır işlerine daha çok zaman ayırmak istediği için Microsoft'un başkanlığından Mart 2020'de istifa etmiştir. Gates, Ağustos 2019 itibariyle 110 milyar dolar net değeriyle dünyanın en zengin insanıdır. Kendisi yaklaşık 35 milyar dolarlık bağış yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Amerikalı girişimci Gates, 2 kişilik şirketini başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Gates, 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle, Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz 12 yaşındayken özel bir okulda ilk informatik kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşan öğrenciler 1972'de ilk şirketlerini Trafford Data'yı kurdu. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20 bin dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adında silah işletmesinde staj gördü. Kişisel bilgisayarlar 1970'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITC şirketinin Altair adını verdikleri en önemli numunesi henüz tek biçim, kullanılabilir bir yazılıma sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletim sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın Altair için 1974'te geliştirdikleri yazılım dili Basic sayesinde bilgisayar kullanıcıları programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITC şirketi genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak kendilerini sistemi daha da geliştirmek için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque, New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu. Microsoft, kendini sebat ve mikro bilgisayarlar için yazılım geliştirmeye adayan ilk işletmelerden biridir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler devamlı müşterileri arasında bulunmaktaydı. Gates 1977'de aletlerini Basic ile donatabilmek amacıyla Apple, Tandy ve Commodore gibi PC üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca Fortran, COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle Microsoft'a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını 1978'den sonra ilk Japonya olmak üzere sağladı. Gates 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirebildi. PC'ler için yazılması gereken işletim sistemi teklifinin Gary Kildall tarafından reddedilmesinin ardından IBM Gates'e yöneldi. Gates, Seattle Computer Products şirketinden 50 bin dolar karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı. Ve SCP'de DOS yazılımcılarından biri olan Tim Patterson'ı kadrosuna dahil etti. DOS işletim sistemi IBM'in ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek MS-DOS adını aldı. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, diskli işletim sistemi 1980'li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı. 120 milyon kopya. Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını saklı tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok şirket IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce geliştirdikleri işletim sistemi bütün bilgisayarlar için tek biçim hale geldi. Bu arada 1000 çalışan olan şirket 1980'li yılların ortasından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir verim ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların verimleri 6 ayda bir değerlendirilmekteydi. Gates, işletim sistemine paralel olarak uygulama yazılımları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan çizelge hesap yazılımından sonra 1983'te ilk kez fareyi kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken ABD'de Lotus 1-2-3 ve Word Perfect adlı rakipleri karşısında ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi. Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayarlar için çeşitli uygulama sistemleri, örneğin Word ve Excel geliştirildi.
Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden yalnız kendi payının borsa değeri 1 milyar doların üzerindeydi. MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten 3 yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi. Yıllık ciro 36 milyar dolar. Borsa değeri 140 milyar doların üstünde. Windows. Microsoft 20 Kasım 1985 tarihinde Windows'un ilk versiyonu piyasaya Parakende ve Ağustos ayında şirket OS2 olarak adlandırılan ayrı bir işletim sistemi geliştirmek için IBM ile bir anlaşma yaptı. Yeni sistemin ilk versiyonunu geliştirdi. İki şirketin ortaklık bozulmasına neden olsa da Bill Gates Microsoft IBM önderliğindeki bağımsız OS2 sürümünü geliştirdi. Fakat 1991 yılında sona erdi. Windows ise hala geliştirilmeye devam edilmektedir. Reklam. Bill Gates 2008 yılında Microsoft'un reklamlarında yer aldı. Reklamda Gates'in 1977 yılında tutuklandığı resim kullanıldı. Ayrıca ünlü komedyen Jerry Seinfeld da bu reklamda yer aldı. İkinci reklamda ise yine Gates ve Seinfeld vardı. Ancak bu sefer bir evde yemek yiyorlardı. Servet. Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biri olarak görünür. Evinin büyüklüğü 6100 metrekaredir. Gates'in evinde bir su altı müzik sistemiyle 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını bulundurmaktadır. Saniyede 230 dolar kazanmaktadır.